Evet, Fenerbahçe Trabzonspor mağlubiyetinden sonra bu hafta ligde sahasında Atakaş Hatayspor'u ağırlayacak. Serhan Türk, sizinle başlayalım. Tabii Fenerbahçe Dünya Kupası arasından önce de Giresunspor'a mağlup olmuştu. Sonrasında bir Trabzonspor mağlubiyeti ve şimdi yeniden Fenerbahçe 3 puanla tanışmak istiyor. Rakip Hatayspor. Fenerbahçe'yi nasıl bir maç bekliyor? Ya ben direkt şöyle başlayayım. Bence Fenerbahçe aradığı mutluluğu Hatay'da bulacak. Yani istediği bir sonuç var tabii ki. Şu an şampiyonluk çok değerli ve bu şampiyonluk yarışında tek favori olarak konuşulan Fenerbahçe'nin aslında tek favori olmadığını, Galatasaray'ın her an ensesinde olduğunu, hatta geçtiğini ve liderliğini şu an aldığını görebiliyoruz. O açıdan baktığımızda ligi domine edecek iki tane takım var. Fenerbahçe, Galatasaray. Galatasaray Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekliyor. Fenerbahçe Galatasaray'ın puan kaybetmesini bekliyor. Bir de hep dokunulmazlığı olan bir Jorge Jesus modeli çizdik. Hepimiz çizdik. Yani bütün medya çizdi. Skora göre çizdik, maça göre çizdik. Tabii ki yani iyi bir hoca, yetenekli bir hoca. Hala söylüyorum ben, Fenerbahçe'ye gelmiş en iyi hocalardan bir tanesi. Fenerbahçe'ye çok işler yapabilecek bir hoca. Ama Fenerbahçe 10 kişi kaldıktan sonra ikinci bir planı yok. Yani olmadı, olamadı yani. Ve Fenerbahçe Giresunspor kaybı arkasından tabii ki bu Trabzonspor'daki kaybı değil de Trabzonspor'daki becerikli futbolcuların beceriyi gösterememesini konuştuk. İşte mesela ben İrfan Can hiçbir büyük maçı kurtardığını görmedim. Yani büyük maçların oyuncusu olduğunu görmedim. Beşiktaş karşılaşmasında gördüm, derbi karşılaşmasında vasat futbol. Galatasaray karşılaşmasında vasat futbol. Trabzon karşılaşmasında bence çok basit futbol oynadı. Bir de iki takımda özellikle Trabzonspor'da Fenerbahçe defansif anlamda çok iyi işler yaptılar ilk yarı itibariyle. Ama ikinci yarı Trabzon'un becerikli oyuncuları, Trabzon'un defansının arkasına kaçabilecek oyuncularını tutmakta zorlanan Fenerbahçe defoyu orada verdi. Tabii ki Hatayspor Trabzonspor'a göre daha az kuvvetli bir takım. Bu sene bekleyeni veremeyen takımlardan bir tanesi. O açıdan Fenerbahçe'nin işinin daha kolay olacağını düşünüyorum. Ama şu da bir gerçek, artık hep sırtında, ensesinde Galatasaray vardı. Şimdi Galatasaray önünde Fenerbahçe'nin liderlik olarak. Bu da hem takımı etkileyecek hem camiyi etkileyecek. O yüzden yani tabii ki Jorge Jesus'un kaybetme lüksü var mı? Her teknik adamın kaybetme lüksü var. Ki daha aslında ligi yarılamadık bile. Yarılamadık. Şimdi Dünya Kupası arasından dolayı böyle sanki ligin ikinci yarısı oynanıyor havası var ama daha ilk yarıyı bitirmedik bile. Hiç bitirmedik ama hep yani kötü, bazı maçlarda kötü olduğu konuşulamayan Fenerbahçe'nin artık hocanın bazı bir şeylerde sonuçsuz kalabildiğini görebildik. O açıdan yani kafamızdaki canlandırdığımız Jorge Jesus artık hani maçta kaybedebilirmiş ya, yani kötü oyunu da yapabilirmiş, oyunu çeviremeyebilirmiş modeli de artık hafızalarımıza yer etti. O açıdan bence sıkıntılı bir periyot, kısa süreli olsun, başladı. Ama Hatayspor karşılaşmasıyla kendi evinde bence bu o moddan çıkabileceğini düşünüyorum. Ama yine de şunu çok iyi görebildik. 10 kişi kaldıktan sonra maçı çok fazla çeviremeyen ve etkili oyuncuların da etkisini yitirdiği maçlarda olabildiğini gördük. Burada Jorge Jesus da maalesef çaresiz kaldı. O gün Şahinoğlu, Serhan Türk'ün Jorge Jesus noktasından ben sözü alıp şu şekilde bir soruyla size bırakayım. Şimdi tabii Jorge Jesus belki de en fazla eleştirildiği haftayı geride bıraktı. Trabzonspor maçından sonra. İşte Crespo'nun belki daha önce çıkabilir miydi, çıkmaz mıydı ya da ikinci yarıya Batshuayi ile başlanır mıydı, başlanmaz mıydı gibi hani konu başlıkları tartışıldı Jorge Jesus'un kararlarıyla ilgili. Peki Fenerbahçe bu kayıpların üstesinden bugün nasıl gelebilir? Ve Jorge Jesus ve Fenerbahçe'yi akşam nasıl bir Hatayspor bekliyor? Şimdi Fenerbahçe'nin sezonun ilk haftasından bu haftaya kadar puan kaybı yaşadığı maçlar Ümraniye, Konya, Beşiktaş, Giresun ve Trabzonspor. Şimdi Beşiktaş karşısında iyi bir futbol oynamadı. Fenerbahçe'nin bir tane mesela Ersen'in çıkardığı bir Valencia pozisyonu vardı. Doğru. Onun dışında net bir pozisyonu hatırlamıyorum. Beşiktaş'ın hatta son bölümlerinde Weghorst'a iki fırsatı vardı. Maçı tersine çevirebilecek bir durumdaydı Beşiktaş. Konya maçı aynı şekilde sezonun en kötü oyunu diye o haftaya kadar lanse edilen haftasıydı. Ama Valencia tabii çok erken atıldı. Erken atıldı. Şimdi oraya Valencia atıldı. Bir oyun planı uygulanamadı sonrasında. Giresun spor maçı, Giresun her zaman sürpriz yapabilecek diye bir takım diye nitelendiriyordum. Ki o sürprizi Fenerbahçe yaşattı. Trabzonspor maçı
yine 10 kişi, yine Fenerbahçe'deki sorunlar. Yani Fenerbahçe 10 kişi oynamayı öğrenmedi, öğrenemiyordu. Bazen özellikle şampiyonluğa gidilen yollarda şampiyonluğa oynayan takımların 10 kişi oynamayı da öğrenmesi gerekiyor bir eksikle. Fenerbahçe 3 maçta da 10 kişi kaldığı hiçbir maçta o dakikadan sonrasında sonuna kadar olan bölümde bir ışık veremiyor. Oyunun ne savunma ne hücum tarafında. Sadece dengede durmaya çalışan bir takım oluyor. Yani bunlar bazen şampiyonluğa giden yollarda küçük detaylar görülebilir ama önemli domino taşıdır. Yarın öbür gün bir başka takıma karşı yine bir 10 kişi kalabilirsiniz. Bir eksik de oynamayı öğreneceksiniz, bir fazla da oynamayı öğreneceksiniz. Çünkü bir fazla olduğunuzda da mesela rakibiniz daha fazla savunmaya çekilecek. Orada da o oyunu öğrenmeniz gerekiyor. Fenerbahçe 11-11'e oynuyor ama 11'e 10'ları hiçbir zaman oynayamadı. Mesela Beşiktaş bir şeyleri değiştirirken hatırlarsın Sergen Hoca zamanında. Ne yapmıştı? 10 kişiyle Fenerbahçe'ye karşı bir oyun oynadı ve de Kadıköy'de hani kısa bir süre ama galip geldi. 10 kişiyken galip geldi sonuçta orada. Şimdi onun dışında Trabzonspor sezona bakıyordum tam onunla ilgili. Beşiktaş'ın da böyle hikayesi var. 5 kırmızı kartı var Beşiktaş'ın o sezon. Beşiktaş'ın da böyle hikayesi var. Çevirdiği maçları var, beraber bitirdik maçları var. Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'a da bakın. Baktım, 2 hafta üç kırmızı kartı var sezon boyunca. İkisi üst üste olması gerekiyor hatta yanlış hatırlamıyorsam. Hemen söyleyeyim. Başları şu. Biri Konyaspor maçıydı Trabzonspor'a. 2-0'dan 2-2'ye mi döndürmüşlerdi? Öyle hatırlıyorum. Yanlış olmasın. 2 hafta böyle yaşadı ama 10 kişiyle de oynamayı öğrendi. Doğru doğru. Puan Konyaspor deplasmanı 2-2. Tabii sonra içeride Alanyaspor maçı 1-1. 2 maçta da Trabzonspor berabere kalıyor. İkisini 10 kişi tamamlıyor. Bunlar doğru. Küçük detaylar olabilir ama bazen 1 golle şampiyon oluyorsunuz, bazen 1 puanla şampiyon oluyorsunuz. İşte bunlar önemli detaylar. Fenerbahçe 11-11 iken evet hepimiz olumlu buluyoruz. Ama eksikleri olduğunu da özellikle savunma yönündeki eksiklerini hep söyledik. Ben Gustavo Henrique'li oyun planında Fenerbahçe'ye ikna olmuş değilim. Henrique iyi oynadığı bölüm var mı? Var. Yani bunu kimse hani bir kenara atmıyor. Sezonun başında çok kötü bir Gustavo Henrique performansı. Sonra yavaş yavaş takıma adapte oldu. Ama üçlü oyun sisteminde ben Gustavo Henrique'li üçlü oyuna bir türlü alışamadım Fenerbahçe'de. Çünkü Salah'ı, Henrique ve Serdar'ı yan yana koyduğunuzda önlerine bir Arao yapıyorsunuz. Arao da çok tempolu bir oyuncu değil. Öyle mesela rakipteki kimdi? Fenerbahçe'nin karşısında Siopis'ti. Siopis kadar bir tempolu oyuncu değil. Siopis maçı yıldızı oldu yani. Zaten burada maç öncesi şunu söylemiştim. Trabzonspor'un en büyük sorunlarından bir tanesi Abdullah Avcı demişti ki kampta bir basın toplantısı var. Not almışım, dikkatimi çekmişti. Hatta burada da var yani. Biz set hücumundan çok gol yiyoruz demişti. Fenerbahçe'de sete yerleşebilecek bir orta sahası var aslında. Ama Trabzonspor'un buna imkan vermemesi için Siopis gibi tempolu bir oyuncu oynatması gerekirse hamşiyi kesmesi gerektiğini söylemiştim. Ki hoca da öyle yaptı. Siopis maçın yıldızıydı Trabzonspor'da. Hatta Gibomen'i de kesti. Ya tabii. Yani Siopis'in olması gerekiyordu çünkü Fenerbahçe o orta saha hattını dağıtabilecek oyuncuydu ki Abdülkadir de mesela çok tempolu oynadı. Bence bu sezon en iyi maçlarından bir tanesi oynadı Abdülkadir. Merkezi çekildiği için. İlk yarı çok yani sonuç odaklı işler yapamadı ama ikinci yarı. Hücum açısından tabii. Değil. Orta sahada rakibi bozma, savunmaya katkı açısından. Yani kanatta oynadığında savunmaya çok fazla katkı veremiyordu. Trabzonspor zaten Fenerbahçe savunmada durdurunca Fenerbahçe'nin bütün planları alt üst oluyor. Neden? Çünkü Fenerbahçe zaten gol yemeyi göze alan ama fazlasını atma yoluna giden bir takım. Yani 3 yerken ben 4 atarım diyor. 4 yerken 5 atarım diyor. Böyle çok maçı var Fenerbahçe'nin ligin ilk yarısında. Ama şimdi siz bir tane isabet üstte maçı tamamlayamadan bitiriyorsanız zaten bir tane yediğiniz zaman çıkaramıyorsunuz. Dolayısıyla Fenerbahçe'de üçlü oyun sistemi hani evet olabilecek maçlar var ama yani Trabzonspor'un oyun yapısına karşı bunu göze almak çok büyük riskti. Orada zaten Trabzonspor'un nasıl çalıştığını da Trabzonspor'un yayınladığı o sosyal medyadaki videoyu gördük. Abdullah Hoca Trezeguet'i, Bakasitas'ın nasıl kaçıracağını, nasıl kaçırması gerektiğini, bek stoper arasındaki boşlukları anlattı. Bu sezon bence biz bunu görüyoruz, ifade ediyoruz. Abdullah Hoca görüyor, ifade ediyor. Rennes Trabzonspor. Rennes de Fransa'daki maçta yapmıştı ilk 2 golde özellikle. Sonra 3. gol kaçmıştı. Yalnız isabetli şut olmadı dediniz ya, o noktada futbol gerçekten çok enteresan direkten bir oyun. Dönen. Tabii Joshua King'in mesela direkten dönen topu gol olsa zaten daha maçın başına hem isabetli şut hem Fenerbahçe öne geçmiş olacak ama. Zaten Fenerbahçe ilk golü bulduktan sonra daha rahat oynayabiliyor işte. Yani gol bulması önemli. Golü ne kadar erken bulursa o kadar çok iyi oynayabilen ve daha fazla da bastırabilen
Hatta dengeleri koruyabilen Fenerbahçe de olabiliyor.